Bugün 9 Ekim 2014 Manisa Akhisar ilçesine bağlı Sindelli köyündeyiz. Köyündeyiz. Rekor gelişim toprak düzenleyici ürünümüzü Trilya cinsi zeytinliklerinde kullanan üreticimiz Hüseyin Uygun abimizin zeytinliklerine geldik. Şimdi Hüseyin abi öncelikle burası Trilya cins bir zeytinlik Evet, değil mi? evet. Kaç dönüm sizin bu zeytinliğiniz? 15 dönüm burası. 15 dönüm. Siz bunun tamamına mı rekor gelişim Evet, uyguladınız? tamamını. Tamam. Tamam. Toplamda ne kadar bir zeytinliğiniz var peki Hüseyin abi? 50-60 dönüm var. 50-60 dönüm kadar var. Siz bu sene denemek için bu Tabii parçayı ben bunu kullandınız. böyle bütün olarak deneyeyim dedim. Tamam. Faydasını da gördüm. Peki rekor gelişim uyguladıktan sonra zeytinliğinde ne gibi farklar gördün Hüseyin abi? Bize anlatabilir misin? Gruba durdu. Öncelikle En ağaç kurumanı önemli, engelledi. en önemli şey gurumayı engelledi. Tamam. Gurumayı durdurdu. Peki bu yıl malum zeytinin yok senesi. Sizin bu Evet, havalide. evet. Geçen yıl varsa senesi, bu yıl yok senesi. Yok senesi olmasına rağmen zeytin ağaçlarındaki verimden memnun musun? Tabii %50 yine bu sene verim var. Verim var. Şimdi %50 verim var. önceki yıllarda peki yok yıllarında şu zeytinin %1'i düşüyordu. çeyreğini bile alamıyordun, doğru Evet, mu? %1'i Yani düşüyordu. düşün. Şöyle genel olarak bakıyoruz. Peki rekor gelişim ağaçlarında ne gibi değişiklikler yarattı? Yani ağaçların neşesi yerine geldi mi Evet, öncelikle? ağaçların neşesi yerine geldi. Sürgünleri daha çabuk sürgün yaptı, düzeltti. Şöyle gösterelim hem de abi Evet, aynı bak zamanda. sürgünleri nasıl sürgün şeklini getiriyor. Evet. Ağaçlar sürgünlerini kadar normale döndü. Şimdi bu ağaçlar eskiden bu kadar sürgün yapabiliyor muydu? Evet, yapamıyordun. Yapamıyorlardı. Yapamıyordun, ağaç duruyordu. Duruyordu. Şimdi ise şöyle bakıyoruz. Evet. Her Filizli kaç tane zeytin var bak. aynen En öyle. az 10 tane. Devamında da bir karış sürgün var, Evet. doğru mu abi? Ucu bak bu geçen sene zeytin verilen yer şu kadarcık yerde 10 tane var. Evet. Bu kadarını bak gelecek sene hazırlamış kendini ağaç. Hazırlamış. Yani önümüzdeki yılın Evet. mahsulünü de Hiç hazırladık. boş değil yani. Önümüzdeki yıl buradan bu 10 tane daha zeytin verecek. Çok güzel, çok güzel. Şimdi zaten sizin istediğiniz bu. Her Evet. yıl Her verebilsin. yıl belli bir zeytin almak. Tamam. Şöyle de göstereyim. Aşağılara kadar Evet. sarkmış yani. Görünüyor. Geçen sene sürgülendi nasıl zeytin kaldı? Ucunda ne kadar sürgü var? O yine tutacak yani Tabii haliyle canım, bir dedim hasar gözlerini olmaktan sonra. yapmış. Meyve Tabii. gözlerini de yapmış. Peki şunu sorayım. Ağaçların da tane irliği konusunda ne dersin abi? Tane irliğinde normali dönmüş ağaçtan bak sen de kendin de gördün. Celep zeytini. Tane Bir boy. olarak celep. Şöyle gösteriyorum. Yani Yani. içinde bir numara, beş numara, üç numara yok. Hepsi Hepsi bir. genelde bir celep. Ve şu an bunlar zaten şimdiden bir numaraya Evet, gelmişler. evet. Peki şöyle genel olarak gösteriyorum. Bu ağaçlarında ortalama olarak bir ağaçta kaç kilo zeytin alırsın bu sene? Ortalama olarak yine 35-40 kilo alıyoruz. Alırız yani. En aşağı 35-40 kilo. Kaç yaşında demiştin abi bu ağaçlar için? Ya 10-12 yaşında, 13 yaşında. İşte o aralık 12 Şöyle yaşında diyoruz. gövdesini göstereyim. Evet. Çok da şey bir ağaç değil, genç bir Değil. ağaç. Genç ağaç. Yok yılında genç bir ağaçta 35-40 kilolar sizin için Mükemmel, mükemmel. mükemmel değil mi? Boş geçmekten. Peki Evet. bu sene kurak ve kötü bir sezondu. Evet. Sezon Doğru mu? kötüdü. Peki etraftaki zeytinliklerle kıyaslarsan yaklaşık ne kadar bir verim artışı yakalamışsın? En az %50 verim artışı yakaladık. Yakaladın değil mi? %50 rahat. Çünkü gelirken de gördük seninle Boş değil Hüseyin yani abi. ağaçlar. Ağaçlar hep boş. Başka Boş. zeytinlikleri gördük. Boş. Zeytin yok ağaçların çoğunda. Ama seninkisi maşallah çok dolu. Normal bir zeytin var. Çok güzel. Peki Hüseyin abi, şimdi zeytinin bir celep olmasını anlattık. Sürgünü bol yaptığını söyledin. Evet. Ağaçların neşesi yerine geldi. Kurumaya En engellendi. önemli kuruma. Kurumayı engelledim, ağaç kendini gelir zaten. Bir zeytinci başka ne ister Evet, abi? evet. Başka istediğiniz bir şey Evet. var mı? Yüzlerce zeytin kökliyor senede. Peki rekor gelişimin toprakla ilgili yaptıkları hakkında ne diyebilirsin? Toprağı çok rahat kabarttı. Şöyle Toprağın bir ayağını da tabii bak gösterebilirsen. toprağın şeyini kabarttı şeklini. Baktığın zaman basıyorum bak. Altından yaş çıkıyor Ki gibi. yani bu sizin topraklarınız işte Evet. kullan Galı yani toprak buralar ya. kaba toprak, Kaba doğru toprak. mu? Sert oluyor Sert oluyor. ve toprağı da yumuşatıp kabarttığını Evet. söyleyebilirsin. Evet. Şöyle Söyleyebilirim. yürüyelim istersen. Şöyle ağaçlarınızı da gösterelim. Bahçenin geneline. Evet, genelinde bak 15 ağaçta. dönüm şöyle geçiyoruz. Çok şahane. Oradan böyle döner giderse. Maşallah Ağaçların var. şeysi çok güzel. İşte Mesela şurada evet. kuruyup da köklemiş Yerini olduğunuz başka ekildi. bir ağaç yeni ektiniz. Evet. Normalde peki ektiğiniz fidanlar tutuyor muydu? Kuruyor. Şu an
Tutmuş. Duruyor bakalım. Tuttuk şekilde duruyor. Şöyle gelelim. Hatta siyahlaşmalarınız da bayağı bol bir şekilde var. Şöyle gösterebilirseniz. Siyahlaşmış olan zeytinleriniz de bayağı var. Şöyle. Peki şöyle gelelim Hüseyin abi. Şimdi rekor gelişimi tüm Sindelli, Akhisar bölgesini tavsiye eder misiniz? Ederim. Gönül çünkü rahatlığıyla. Denedim ben. Denedim. Faydasını gördüm. Denemeden zaten. Siz sadece 15 dönüme denediniz. Evet. 15 dönüm denedik. 15 dönümde başarılı oldu. Kalan 35-40 dönüme denemediğinizde pişman oldunuz mu? Evet. Yani şu an kullanmadığınız yere göre. Kullanmadığınız buradan, yere buranın göre. Farkı buradan çok. Alacağınız randıman ve kazanacağınız gelir ne kadar daha fazla olabilir? İşte %50 dedim ya. %50 yani diğer tarafta yaptı. Diğer evet. tarafta 10 ton zeytin alırken burada 15 rahat evet, alırsın. Evet. Doğru mu? Evet. Çok güzel. Teşekkür ederim abi. Sağ olun. Hayırlı hasatlar diliyorum. Bol kazançlar. Rekor gelişimi artık bundan sonra devamlı evet, kullanırsınız. Evet. Kullanırız. Bunda bir sorun yok. Tamam. Görüşmek üzere. Hayırlı günler hadi, abi. Hadi görüşürüz.